Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevabun suresi 1-10. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada bize şöyle bildiriyor. Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Lehul mülk ve lehul hamd. Mülk umumen O'nundur ve hamd de O'na mahsustur. Ve huve ala kulli şeyin kadir ve o her şeye kadirdir. Göklerde ve yerde olanların Allah'ı tesbih etmesi Allah'ın sanatının mükemmelliğini ifade eder ve her varlık alemlerin Rabbinin noksan sıfatlardan yüce münezzeh olduğunu ilan etmektedir. Mülk O'nundur. Şu anda insanların elinde bazı mülkler olabilir ama bunlar gelip geçicidir. Bugün var, yarın yoktur. Bütün alemi yaratan O olduğu gibi bütün aleme hükmeden, bütün alemi yöneten de O'dur. Hatta öyle ki bütün varlıklar içerisinde en ziyade irade ve kudret sahibi olan insan, insan kendi vücuduna bile hükmedemiyor. Kalbini, böbreğini, ciğerlerini kendi iradesiyle çalıştıramıyor. İnsanın vücudu da Allah'ın mülkü ve bu mülkteki tasarruf Allah'ın tasarrufu. Böyle olunca hamd O'na aittir. Yani bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'a hamd eder ve O'nun methü senasını ilan ederler. Ve O her şeye kadirdir. İmkan dairesinde olan her şeye Allah-u Teala kadirdir. Allah için zor diye bir şey yoktur. Emri kün feyekünle, ol emriyle dilediğini dilediği şekilde yapar, yaratır. Ve Allah-u Teala'nın şu anda görmüş olduğumuz, yaratmış olduğu şeyler yaratacaklarının da bir teminatıdır. Bunları yapan elbette benzerlerini yapmaya kadirdir. Bizleri yoktan yaratan, yeniden diriltmeye kadirdir. Huvellezî halakakum, o ki, o Allah ki sizi yarattı. Feminküm kafir, artık sizden bir kısmı kafir olur. Ve minküm mümin, ve bir kısmınız da mümin olur. Yani Allah sizi yarattı, imtihan için yarattı, size irade verdi. Bunun neticesinde bir kısmınız imanı tercih etti, bir kısmınız da küfrü tercih etti. Küfrü tercih edenler kafir oldu, imanı tercih edenler mümin oldu. Mesela cinsiyet konusundaki tercih bize bırakılmamıştır. Yani bize kız mı erkek mi olacaksın sorulmamıştır. Allah-u Teala kader programıyla dilediğini kız, dilediğini erkek olarak yaratmıştır. Ama bizlerin mümin olması veya kafir olması bize bırakılmış olan bir husustur. Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde buna temas edilir. Mesela ayette denilir ki İnna hedeynâhu sebil, biz insana yolu gösterdik. İmmâ şâkiran ve immâ kefûra, artık bu insan isterse iman isterse şükreder, isterse de kafir olur, nankörlük yapar. Benzeri başka ayetler de var. Mümin olmak veya kafir olmak insanın iradesine bırakılmış olan bir husustur. Vallahu bima ta'maluna basir, ve Allah yapmış olduğunuz şeyleri görendir. Yani neler yapıyorsanız Allah yaptıklarınızı görür. Halakas semavati vel arda bil hak, Allah gökleri ve yeri hak üzere hikmetle yarattı. Yani gökler ve yer gerçekten var ve her bir şeyin mahiyetine uygun en güzel suret verilmiş ve gayet mükemmel bir alem meydana getirilmiş. Ve savvarakum, ve Allah size suretler verdi. Fe ahsene suvarakum, ve suretlerinizi güzel kıldı. Allah-u Teala şu anda dünyada 7 milyar insan varsa her birisine bir suret veriyor ve her birinin sureti diğerinden farklı. Bizlerin sureti insan mahiyetine uygun olduğu gibi bitkiler, hayvanlar, cansızlar, bütün onların her biri de kendilerine göre en güzel suretlerle yaratılmış. Ve ileyhil masir, ve dönüş onadır. Yani insan bu dünyada daimi kalmayacak, başka bir aleme sevk ediliyor. Ya'lemu ma fis semavati vel ard, göklerde ve yerde ne var Allah bilir. Ve ya'lemu ma tusirrun ve ma tulinun, sizin gizlemiş olduğunuz
ve ilan etmiş olduğunuz, açıktan yapmış olduğunuz şeyleri de Allah bilir. Yani Allah'a gizli bir şey yoktur. İnsanlara nispetle bazı şeyler gizli, bazı şeyler alenidir. Ama Allah'a nispetle hepsi gözler önündedir. Allah insanın bütün yaptıklarını görmektedir. Vallahu alimun bizzati sudur. Allah sadırlarda olanı bilendir. Yani insanların sinelerinde ne var, içinden neler geçiyor Allah bilir. Elem yetikum nebe'ullezine keferu min qabl. Daha önceden inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Fezagu vebale emrihim. Onlar kendi yaptıklarının vebalini tatmışlardı, tattılar. Ve lehum azabun elim. Ve onlar için ahirette de elim bir azap vardır. Yani onlar şu dünyada küfürlerinin cezasını kısmen tattılar. Diğer alemde de onlar için elem verici, can yakıcı bir azap vardır. Burada tabi nazara verilen durum, Hazreti Nuh'un kavmi, Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi gibi Allah'ın emrine karşı gelen taşkın topluluklar. Bunlar alemlerin Rabbine isyan edince ve toplu bir isyan içinde olunca toplu cezaya çarptırılmışlar. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Bunun sebebi şu, onlara gönderilen elçiler beyinat ile, yani apaçık delillerle, mucizelerle onlara geliyorlardı. Fekalu, onlar ise dediler ki ebeşer yehdunena, yani insan mı bize yol gösterecek? Bir insan mı bize hidayet edecek? Böyle söylediler. Yani peygamberlerin insanlardan olmasını kabullenmek istemediler. Ve onu da kendileri gibi bir beşer olarak gördüler. Onun peygamberliğini reddettiler. Fekeferu, böylece küfre saplandılar, küfre düştüler. Ve tevellev, ve yüz çevirdiler. Ve stahnallah, Allah da istina gösterdi. Yani Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Onların imanına, itaatine de Allah muhtaç değildir. Dolayısıyla peygamber göndermesine, o kadar ayetler indirmesine, diğer taraftan alemde tevhidi gösteren nice tekvini ayetleri yaratmasına rağmen onlar kabul etmediler. Bunun neticesinde Allah da onlardan istina etti. Yani onların imanına ihtiyacı olmadığını, itaatine ihtiyacı olmadığını gösterdi. Vallahu ganiyyun hamid, ve Allah ganidir, hamiddir. Yani Allah zatında hiçbir şeye muhtaç değildir. Zira her şeyi yaratan odur. Yaratan Allah'ın yarattığı varlıklara muhtaç olması elbette düşünülemez. İmanı emrediyorsa, kendisine itaati emrediyorsa bu insanların lehine olduğu içindir. Çünkü insan iman ettiğinde huzur bulur. Ela bi zikrillah tatmainnul gulub. Yani dikkat edin, kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur. Allah-u Teala'nın bize imanı emretmesi, itaati emretmesi bizlerin lehine olan bir durumdur. Öte yandan Allah-u Teala hamiddir. Yani ona hamd eden olsun olmasın, o zatında, haddi zatında hamde layık olan ve bütün mahlukatın da kendisine hamdü senada bulunduğu zatı ecelli aladır. Zâmellezîne keferû ellen yub'asûm. O inkar edenler diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. Yani burada Allah'ı inkar eden bu kimselerin peygamberleri inkarı da nazara verilmişti. Onlar bir beşer mi, insanlar mı bize yol gösterecek dediler. Peygamberleri inkar ettiler. Öte yandan dinin en temel esaslarından birisi olan ahirete imanı da yine inkar ettiler. Ve dediler ki hem de yeminle ifade ederek diriltilmeyeceğiz dediler ve öldükten sonraki hayatı reddettiler. Gul bele ve Rabbi, ey peygamber sen de ki hayır, Rabbime yemin ederim, letub asunne, elbette siz diriltileceksiniz, sümme letunebbeunne bima amiltum, ve sonra da neler yapmışsanız bunlar size
tek tek haber verilecek. Malum yemin manayı kuvvetlendirmek içindir. Burada da öldükten sonra dirilme meselesinin ne kadar kuvvetli olduğu yeminle de nazara veriliyor. Ey peygamber, de ki Rabbime yemin ederim, elbette diriltileceksiniz ve bütün yaptıklarınızdan tek tek hesaba çekileceksiniz. Ve zâlike alallâhi yesîr, bu Allah'a kolaydır. Yani yoktan yaratan elbette yeniden diriltmeye kadirdir. Ve daha evvel ayette yine nazara verildiği üzere mülk O'nundur ve hamd O'na aittir. O her şeye kadirdir. Böyle olunca daha evvel yoktan yaratmış olduğu insanları öldükten sonra diriltmesi ona zor bir şey değildir. Ezbere yazdığımız bir şiiri onun kağıdını yaktığımızda başka bir kağıtta tekrar yazabiliriz. Bu bize zor değildir. Allah için de yoktan yaratmış olduğu bu insanlar çürüyüp toprak olduğunda onları aynı ile tekrar yaratmak elbette zor değildir. Ve bunun neticesinde diğer alemde insanlar hiçbiri diğerine karışmadan yine her birisi kendisi olarak diriltileceklerdir. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Öyleyse Allah'a iman edin, Resulüne de, ve نُورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا ve indirdiğimiz nura da. Burada Kur'an-ı Kerim'den nur olarak bahis var. Yani Allah'a iman edin, Resulüne iman edin, indirdiğimiz nura da iman edin. Kur'an-ı Kerim'e nur denilmesi, aydınlatması yönüyle. Mesela güneş bir nurdur. Ay gecenin karanlığında bir nurdur. Güneş, ay nasıl dünyamızı aydınlatıyorsa Kur'an-ı Kerim de maneviyat dünyamızı aydınlatıyor. O kalplerimizin ışığı hayatta bize rehberlik ediyor, önümüzü aydınlatıyor. Vallahu bima ta'meluna habir ve Allah neler yaparsanız hepsinden haberdardır. Tabi burada öldükten sonra dirilmenin hesabının nazara verilmesi söz konusu. Yani insanlar diğer alemde diriltilecekler ve orada bütün yaptıklarından hesap verecekler. Allah-u Teala onların dünyada ne yaptıklarını bilmektedir ve onlardan haberdardır. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْ Allah o gün sizi cem günü için bir araya toplar. Cem günü toplanma günü. Malum dünyada da bazı toplantılar oluyor. Diyelim bir partinin mitingi olur. 1 milyon kişi orada toplanır. Hac olur. 5 milyon kişi orada toplanır. Bunlar dünyada görülen büyük kalabalıklar. Ama mahşer meydanında Hazreti Adem'den ta kıyamet koptuğu sırada dünyada kimler varsa o zamana kadar bütün insanlar orada cem edilecek. Ve gerçek anlamda cem, gerçek anlamda toplanma günü orası olacak. İşte yevmül cem diye ayette bu şekilde ifade ediliyor. Zalike yevmut tegabun, bu tegabun günüdür. Bu sure tegabun suresi ve sure adını buradaki ifadeden alıyor. Tegabun karşılıklı aldanma anlamında. Bu tefsirlerimizde şöyle açıklanmış. Şu anda cehennemi kazanmış olan kimseler, cehenneme ehil olan kimseler eğer hayatlarını iyi geçirselerdi cennette nereyi kazanırlardı? Diğer alemde bu kendilerine gösterilecekmiş. Cenneti kazanmış olan kimseler de eğer kötü yolda gitselerdi cehennemde nereye düşerlerdi? Nasıl azap görürlerdi? O da kendilerine yine gösterilecek. Böyle olunca cehennemdekiler ne büyük bir saadeti kaçırdıklarını görecekler ve cennettekiler de ne büyük bir beladan, ne büyük bir azaptan kurtulduklarını görmüş olacaklar. İşte cehennem ehli hem cenneti kazanmakla aldanıyor, hem diğer taraftan cenneti kaybetmekle de yine çok büyük bir aldanış içerisinde oluyor. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا Her kim iman eder, salih amel işlerse yukeffir anhu seyyiatihi Allah onun seyyiyelerini örter. Yani innel hasenat yuzibne seyyiat başka ayette ifade edildiği üzere iyilikler kötülükleri giderir. Onun gibi bir insan kötü ameli olabilir ama peşinden iyi amel yapmışsa iyi amel
o kötü amelin izlerini siler. Diyelim günah işledi, tövbe istiğfar etmek iyi bir ameldir. Yalan söyledi, ardından doğruyu söylemek, itirafta bulunmak iyi bir ameldir. Diyelim hırsızlık yaptı, kimden bir şey çalmışsa götürüp onu vermek, hakkını helal etmesini istemek salih bir ameldir. Daha evvelinde diyelim meyhaneye gidiyordu, tövbe edip artık bundan sonra camiye gitmesi salih bir ameldir. Bu manada yapılan iyilikler kötü olan amelleri örttürür, onları setretmiş olur. Ve yudhilhu cennetin tecri min tahtiyel enharu halidine fiha ebede. Ve Allah bu kimseleri, yani iman eden, salih amel işleyen kimseleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları, altlarından nehirler akan cennet bahçelerine alır, cennette onları mükafatlandırır. Zalikel fevzul azim, işte bu büyük kurtuluştur. Yani insan dünyada bir takım nimetlere mazhar olabilir ve bir takım güzel neticeler elde edebilir. Ama en büyük güzel netice cenneti kazanmaktır. Ve bundan dolayı cehennem azabından kurtulmak en büyük bir kurtuluştur. Cenneti elde etmek yine en büyük bir kurtuluştur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İnkar eden, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Onlar cehennem ashabıdır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Daimi kalmak üzere. وَبِئْسَ الْمَص۪يرِ Ve onların akıbeti ne kötü bir akıbettir. Onların varacağı yer ne kötü bir yerdir. Değerli izleyenlerim, gördüğümüz şekliyle Kur'an-ı Kerim'de bir sayfada yer alan bu ayetler iman, küfür, bu noktaların bir güzel tahlili olarak bize bildiriliyor. Ve Allah-u Teala'nın varlığı, peygamberler, öldükten sonra dirilme ve diğer alemde hesaba çekilme, bu gibi manalar nazara veriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir sayfasıyla da insanlara dinin temel meselelerini anlatıyor. Bu tabii bir incelik. Kur'an-ı Kerim'in tamamına bu manalar serpiştirilmiş. Bu anlatılanların ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de zaten yer almakta. Ama bir sayfa içerisinde de bu konuları böyle özet olarak vermek Kur'an'ın bir belagatıdır. Alemlerin Rabbinin insanların seviyesinden hitap etmesidir. Böylece Kur'an'a muhatap olan insanlar velev Kur'an'dan bir sayfa da okumuş olsalar o sayfada dünyanın ahiretin sırlarına erebiliyorlar. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'a göre yaşayan bahtiyar kimselerden eylesin. Dünyada ve ahirette sait ve mesut eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.